Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere simya denemesinin matematik sorularının çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Karenin içine yazılan sayının karesini almamız gerekiyormuş, yani ikinci kuvvetini. Üçgenin içerisine yazılan sayının küpünü almamız gerekiyor, yani üçüncü kuvvetini. Dairenin içine yazılan sayının eksi üçüncü kuvvetini almamız gerektiği söylenmiş. Buna göre verilen ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen ifadede en içten işlemleri yapmaya başlamamız gerekmekte. Dolayısıyla 1 bölü 81'in karenin içerisinde yer aldığı için karenin içerisinde yer alan ifadenin ikinci kuvvetini almamız gerektiğinden önce bunun ikinci kuvvetini alırız. 1 bölü 81'in ikinci kuvvetinin sonucu üçgenin içerisinde yer alacağı için üçgenin içerisinde yer alan ifadenin üçüncü kuvvetini almamız gerektiği için bu ifadeyi küpünü alarak, yani üçüncü kuvvetini alarak sonucu bulabiliriz. Bu sonuç dairenin içerisinde yer alacağı için dairenin içerisinde yer alan ifadenin eksi üçüncü kuvvetini almamız gerektiğinden son olarak bu ifadenin eksi üçüncü kuvvetini alarak işlemin sonucunu bulabiliriz. Tabandaki sayı pozitif olduğu için üssün üssünden 2, 3 ve eksi 3'ün çarpımından verilen ifade 2 kere 3, 6, 6 çarpı eksi 3'ten verilen ifadenin kuvveti eksi 18 olur. Taban 1 bölü 81 olduğuna göre 1 bölü 81'in eksi 18. kuvveti bulunur. Bu ifadede düzenlemeler yapacak olursak negatif kuvvet tabandaki sayının çarpmaya göre tersini almak demekti. O yüzden 1 bölü 81'in çarpmaya göre tersini alırsak 81 bölü 1 olur. Yani 81 üzeri kuvvet eksiği kullandığımıza göre 18 kalır. 81 üzeri 18 bulunur. Bu ifadeyi de düzenleyecek olursak 81 3 üzeri 4 olduğundan 3 üzeri 4'ün 18. kuvveti olarak yazabiliriz. Yine üstün üstünden 4 ile 18'i çarptığımızda 3 üzeri 4 çarpı 18 72 olacağından 3 üzeri 72 bulunur. Seçenekleri kontrol ettiğimizde birinci sorunun cevabını D seçeneği olarak bulmuş oluruz. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soruda Havva bilgisayar için 6 haneli bir şifre oluşturuyor. Oluşturduğu şifreyi yazarken aşağıdaki kuralları takip ediyor. Son 2 haneye 2 basamaklı rakamları farklı en küçük asal sayıyı. Rakamları farklı dediği için en küçük asal sayımız 2 basamaklı 13'tür. İlk 2 haneye 2 basamaklı en büyük asal sayının rakamları toplamını. 2 basamaklı en büyük asal sayımız 97'dir. Bunun rakamları toplamını istediği için 9 ile 7'nin toplamından 16'yı istemektedir. Ortadaki 2 haneye rakamları aynı olan 2 basamaklı asal sayıyı yazıyor. Rakamları aynı olan 2 basamaklı asal sayımız 11'dir. Ortadaki haneye 11'i yazdı. 13'ü son 2 haneye yazmıştı. İlk 2 haneyede 16'yı yazmamızı istemişti. Buna göre Havva'nın oluşturduğu şifrenin rakamları çarpımı kaçtır? Oluşturulan şifre buradaki sayı olduğuna göre bunun rakamları çarpımını sorduğundan rakamlarını çarpacak olursak birler etkisiz eleman olduğu için çarpmaya etkisi olmayacaktır. 6 çarpı 3'ten sonuç 18 bulunur. Şifrenin rakamları çarpımı 18 bulduğumuz için ikinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir ondalık gösterim basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılarak çözümlenir. Bir kuruyemişçide satılan kuruyemişlerin isimleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen kuruyemişlerin kilogram fiyatlarını ondalık sayı olarak bulalım. Leblebinin kilogram fiyatını bulalım. Onlar basamağındaki sayımız 3 olduğu için onlar basamağına 3, 10 üzeri 0 1 olduğundan birler basamağına 5, 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 yani 10'da 1 olduğundan 10'da 1'ler basamağına 2, 10 üzeri eksi 2, 1 bölü 100 yani %1 olduğundan %1'ler basamağına 4 yazmamız yeterlidir. Leblebinin fiyatını 35 lira 24 kuruş olarak bulduk. Fıstığın fiyatına gelecek olursak, fıstığın fiyatı için 10 üzeri 1, 10 olduğundan 10'lar basamağına 2, 10 üzeri 0 yani birler basamağı olmadığı için birler basamağına 0, 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 yani 10'da birler basamağı olmadığı için yine 0, son olarak 10 üzeri eksi 2, 1 bölü 100 yani %1'ler basamağı
3 olduğu için %1'ler basamağını 3'ü yazarız. Aynı şekilde fındık ve cevizin de fiyatlarını buluruz. Onda birler basamağına 5, birler basamağına 3, onda birler basamağı 0, %1'ler basamağına 5. Son olarak cevizi bulacak olursak, onlar basamağına 6, birler basamağı 0, 10 üzeri eksi 1'den dolayı onda birler basamağı 3, 10 üzeri eksi 2'den dolayı da %1'ler basamağına 4'ü yazarız. Kuru yemişçiye gelen Selen yukarıdaki tabloda verilen kuru yemişlerden birer kilogram alıp 200 TL ödeme yapmıştır. Bunlardan birer kilogram aldığında bu sayıların toplamı kadar ücret ödemesi gerekir. Verilen sayıları topladığımızda 4, 3, 5, 4'ün toplamından 16'nın 6'sı elde var 1. 1'i 2 eklediğimizde 3, 3 daha 6, ondalık kısmı bulduk. Şimdi tam kısmı bulalım. 5 ve 3'ün toplamından 8. Son olarak 3, 2, 5 ve 6'nın toplamından 16 bulunur. Dolayısıyla birer kilogram bu kuru yemişlerden aldığında 168 lira 66 kuruş ödemesi gerekir. 200 TL parası olduğuna göre 200 liradan 168 lira 66 kuruşu çıkarırsak eğer 31 lira 34 kuruş parası kaldığını bulmuş oluruz. Alacağı para üstünün 31 lira 34 kuruş olduğunu söylediğimize göre çözümlenmiş hali seçenekleri incelediğimizde 31 lira 34 kuruşu sağlayan seçenek C seçeneğinde verilmiştir. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı C'dir. 4. soruyla devam edelim. Mustafa şekilde verilen matematik programını yazmış ve denemek için kullanmaya başlamıştır. Bu programa girilen doğal sayılara sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır. Önce sayının pozitif bölenleri bulunur. Daha sonra bir dışındaki pozitif bölenler arasından toplamları en büyük olan aralarında asal iki sayı belirlenir. Son olarak belirlenen bu sayıların farkının mutlak değeri sonuç ekranında gösterilir. Örneği inceleyecek olursak önce 24 sayısının pozitif bölenleri bulunur. Daha sonra bu bölenler içerisinden aralarında asal olan en büyük iki tane sayı belirlenir. Belirlenen bu sayıların farkı alınıp farkının da mutlak değerini aldığımızda sonucu bulmuş oluruz. Buna göre programa 412 sayısı girildiğinde sonuç ekranında kaç yazar? 412 sayısının öncelikle çarpanlarını yani bölenlerini bulmamız gerekiyor. 412 sayısı 1 çarpı 412, 2 çarpı 206, 3, 4 çarpı 103 olarak yazılabilir. Burada bu bölenlerden aralarında asal olan en büyük ikisini bulacağımızdan 103 ile 4'ün aralarında asal olduğunu söyleyebiliriz. Son adımda 103 ile 4'ün farkının mutlak değerini almamız gerektiği için 103'ten 4'ü çıkardığımızda 99'dur. 99'un mutlak değeri yine 99 olacağından bu sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorumuzda dik üçgenin alanı dik kenar uzunlukları çarpımının yarısıdır. Efe örüntü bloklarının parçası olan birbirine eş dik üçgeni birden fazla kullanarak yeni bir şekil elde ediyor. Dik üçgenin dik kenarları A ve C'dir. Dik üçgenin dik kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı, 1 santimden uzun ve aralarında asaldır. Dik üçgenin alanı 40 santimetre kare olduğuna göre oluşturulan yeni şeklin çevresi santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada dik kenarların çarpımının yarısı alanı verdiği için yani A çarpı C bölü 2 40 olduğundan A çarpı C'nin 80 olduğunu söyleyebiliriz. 80'in aralarında asal çarpanlarını düşündüğümüzde 5 çarpı 16 değerinin 80 olduğunu söyleyebiliriz. Burada A'nın 5, C'nin 16 olduğu durumu incelememiz gerektiği gibi A'nın 16, C'nin 5 olduğu durumu da incelememiz gerekmektedir. Çünkü 16 çarpı 5 de 80 olacaktır. A'nın 5, C'nin 16 olduğu durumda şeklin çevresini düşünecek olursak A 5, C 16 olduğunda şeklin çevresi
5'lerin toplamından 15 artı 16 çarpı 2'den 62 olacaktır. A'nın 16, C'nin 5 olduğu durumda A'nın 16, C'nin 5 olduğu durumda ise şeklin çevresi 16'ların toplamı 48 artı 5, kısa kenarında 5 olmasından dolayı 5'i yazdık, çarpı 2'den 48 artı 5 53 çarpı 2'den 106 olacağından verilen şeklin çevresinin ya 62 ya da 106 olduğu söylenebilir. Seçeneklerde bize A seçeneği 106 verildiği için 5. sorunun doğru cevabı A'dır. 6. soruyla devam edelim. Bir bilişim şirketinde çalışan 4 kişinin yaka kartlarının numaraları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Şirket tarafından düzenlenen bir çekilişte yukarıda verilen 4 kişiden 2 tanesi ikramiye kazanmıştır. İkramiye kazanan çalışanların yaka kartı numaraları aralarında asal olduğuna göre bu çalışanlar hangileri olabilir? Çalışanların kart numaralarını karşılaştırdığımızda aralarında asal olanlar cevabımız olacaktır. Fakat olabilir dediğine göre birkaç tane cevabımız olabilir. Kart numaralarını incelediğimizde 95 19 çarpı 5, 51 17 çarpı 3, 57 19 çarpı 3, 39 13 çarpı 3 olduğu görülmektedir. Burada aralarında asal olabilmesi için iki sayının birden başka ortak çarpanı olmamalıydı. Dolayısıyla Beril'in kart numarasıyla Canan'ın kart numarası aralarında asaldır. Yani 95 ile 51 aralarında asaldır. Birden başka ortak çarpanı yoktur. Beril ile Eşref'in 19'lar ortak olduğu için aralarında asal değildir. Son olarak Beril ile Ahmet'in kart numaraları da ortak çarpanları birden başka ortak çarpanları olmadığı için aralarında asaldır. Yani 95 ile 39 da aralarında asaldır. Bu durumda olabilir dediği için seçenekleri incelediğimizde 95 ile 51'i sağlayan Beril ile Canan olduğundan seçeneklerde ya Beril ile Canan ya da Beril ile Ahmet'i seçeneklerde olması gerekmektedir. Dolayısıyla 6. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 7. soruyla devam edelim. Bir fabrikaya servis yapan otobüslerin haftalık yaptıkları sefer sayıları veya taşıdıkları yolcu sayıları tabloda gösterilmiştir. Buna göre sefer başına düşen ortalama yolcu sayısı en fazla olan halk otobüsü numarası hangisidir? Sefer başına düşen ortalama yolcuyu bulmak için taşıdıkları toplam yolcuyu sefer sayısına bölmeliyiz. Bunu şu şekilde örnek verebiliriz. Diyelim ki bir otobüs 2 sefer yapsın ve toplamda 10 tane yolcu taşısın. Bir seferde kaç yolcu taşıdığını bulmak için 10'u 2'ye bölmemiz gerekmektedir. Yani bir seferde 5 yolcu taşır diyebiliriz. 2 seferde de 10 yolcu taşımaktadır. Yaptığımız işlem taşıdıkları toplam yolcuyu sefer sayısına bölmekti. O halde burada verilen üslü ifadeleri de aynı şekilde düşüneceğiz. A1'i bulmak için 60 üzeri 2'yi 12 üzeri 2'ye bölmemiz gerekmektedir. A2 için 9 üzeri 5'i 3 üzeri 5'e, A3 için 6 üzeri 9'u 6 üzeri 8'e, son olarak A4 için 27 üzeri 3'ü 9 üzeri 3'e bölmeliyiz. A1'in değerine bakacak olursak, kuvvetler aynı olduğunda bu ifadeyi 60 bölü 12'nin ikinci kuvveti şeklinde yazabiliriz. 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 üzeri 2'den sonucu 25 olarak buluruz. A2 için yine kuvvetler aynı olduğundan tabanları oranladığımızda kuvvetleri tek bir kuvvet olarak yazabiliriz. 9'u 3'e böldüğümüzde 3 üzeri 5, 3 üzeri 5'in de 243 olduğunu söyleyebiliriz. A3 için 6 üzeri 9'u 6 üzeri 8'e böldüğümüzde 6 üzeri 9 eksi 8'den 6 üzeri 1 bulunur. Son olarak A4 için de 27'yi 9'a böldüğümüzde 3 olacaktır. 3 üzeri 3'ten sonuç 27 bulunur. Buna göre sefer başına düşen ortalama yolcu sayısının en fazla olanı sorduğu için yolcu sayısı en fazla olan A1'in 25, A2'nin 243, A3'ün 6, A4'ün de 27 olduğunu bulduğumuza göre en fazla olan A2'dir. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı A2 olacaktır. A2 B seçeneğinde olduğu için 7 B'dir. 8. soruyla devam edelim.
Burak öğretmen eş büyüklükteki 6 pulun üzerine üslü ifadelerini yazmıştır. Öğrencilere bu üslü ifadeleri ikişerli gruplara ayırıp her gruptaki sayıları birbiriyle çarpmalarını istemiştir. Çarpma işlemlerinin sonucu her grup için eşit olduğuna göre 2 üzeri 7 ifadesiyle aynı grupta olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar ikişerli gruplara ayırdığımıza göre 3 tane grubumuz olacaktır. Ve her gruba yazdığımız 2 tane sayının çarpımı 3 grup içinde eşit olacaktır. Yani buradaki pulları ikişerli ikişerli seçip çarpmalıyız. Çarpma işleminde üsler toplandığı için tüm pullarımızın üslerini toplayıp 3'e böldüğümüzde bir tane grubun üssünün kaç olacağını bulabiliriz. Burada eksi 6, 2, eksi 2'nin toplamını ve 3, 7, 11'in toplamını yazacak olursak tüm değerleri topladığımızda bulunur. 15'i 3'e böldüğümüzde bir grubun kuvvetinin kaç olacağını bulmuş oluruz. 15'i 3'e böldüğümüzde 5'tir. O halde birinci grup için seçeceğimiz sayıların üsleri toplamı 5 olmalıdır. İlk sayımızı 2 üzeri eksi 6 olarak seçecek olursak, eksi 6'ya öyle bir sayı eklemeliyiz ki kuvvetlerinin toplamı 5 olsun. Bu 2 üzeri 11'dir. 11 ile eksi 6'yı toplarsak 5'tir. İkinci gruba 2 üzeri 2 sayısını ekleyecek olursak yine aynı şekilde kuvvetleri topladığımızda 5 olması için diğer sayımızın 2 üzeri 3 olması. Son olarak üçüncü gruba 2 üzeri eksi 2 eklediğimizde kuvvetlerinin 5 olması için ikinci sayımızın 2 üzeri 7 olması gerekmektedir. Eksi 2 ile 7'nin toplamı 5'tir. Bize 2 üzeri 7 ifadesiyle aynı grupta olan sayıyı sorduğu için 2 üzeri 7 ile aynı grupta olan sayımız 2 üzeri eksi 2 olduğundan 8. sorunun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 9. sorumuza devam edelim. Katı cisimler suya atıldıklarında kendi hacimleri kadar su taşırır ve yükseltirler. Burada verilen bu şekillere katı cisimler denir. Birinci şekilde kabın içinde çözümlemesi verilen metre cinsinden yüksekliğinde su vardır. İkinci şekilde kabın içerisinde iki küp atıldığında suyun yüksekliği çözümlemesi verilen bu ifade olduğuna göre birinci şekilde kabın içine 5 tane küp atıldığında suyun yüksekliği kaç metre olur? İşlemleri sırasıyla yapmak için önce verilen çözümlenmiş ifadesi verilen sayıların değerlerini bulalım. Burada 10 üzeri 0 1 olduğu için birler basamağı 2, 10 üzeri eksi 1 10, 1 bölü 10 olduğu için 10'da birler basamağına 1, 10 üzeri eksi 2 1 bölü 100 olduğu için yüzde birler basamağına 3, 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 olduğu için binde birler basamağına 8 yazılır. Dolayısıyla birinci şekildeki kabın içindeki suyun yüksekliği yani burası 2,138 olarak bulunur. Bu suyun içerisine 2 tane küp attığımızda yüksekliğinin artması beklenir. Ve bu beklenen değer burada çözümlemesi verilen ifadedir. Bu ifadeyi yazacak olursak 10 üzeri 0 1 olduğundan birler basamağındaki sayı 3'tür. 10 üzeri eksi 2 yüzde 1 olduğu için yüzde birler basamağındaki sayı 9, 10 üzeri eksi 3 binde 1 olduğu için binde birler basamağındaki sayı 8'dir. 2 tane küpü içerisine attığımızda suyun yüksekliği 3,1098 olmuştur. O halde 3 tam 1098'den 2 tam 1138'i çıkaracak olursak 2 tane küpün suyu ne kadar yükselttiğini bulmuş oluruz. Burada bu işlemi yaptığımızda 0,1960 bulunur. Bu 2 tane küpün yüksekliğidir. Suyu ne kadar yükselttiğidir. Biz bir tane küpün suyu ne kadar yükselttiğini düşünecek olursak 0 tam 1480 olarak bunu buluruz. Bir küpü bulursak 5 tane küpün suyu ne kadar yükselteceğini bulabiliriz. Bir küp 0 tam 1480 ise
5 küp, bunun 5 ile çarpımından 5 çarpı 0, 480'den 2, 4 metre bulunur. 5 küpün suyu ne kadar yükseltmiş olduğunu bulduk. Suyun bir de kendi yüksekliği olan 2,1138 vardı. Bunu da bu değeri ekleyecek olursak 5 tane küpün suyu ne kadar yükseltmiş olduğunu ondalık olarak bulmuş oluruz. Bu ifade 4 tam 1538'dir. Seçenekleri incelediğimizde çözümlemesi 4 tam 1538 olan sayıyı kontrol ettiğimizde bu değeri A seçeneğini sağladığını görmekteyiz. O halde 9. sorunun doğru cevabı A'dır. 10. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen drone kalkış yaptıktan 3 dakika sonra 3000 santime yükseliyor. 3 dakika sonra 3000 santim. Bu yüksekliğe ulaştıktan sonra her 10 dakikada yüksekliğini bir önceki yüksekliğinin 10 katına çıkarıyor. Buna göre bulunduğu noktadan 15.28'de kalkış yapan bu drone 15.28'de kalkış yaptı. O halde 15.28'de kalkmadan önce 0'dır. 3 dakika sonra 15.31 olduğunda 3000 santime ulaşır. 16.01'de kaç santim yüksekliğe ulaşır dediği için 10 dakika sonra bunun 10 katına çıkacağından 15.41'de 3000 çarpı 10 katına çıktığından 10 olarak yazabiliriz. 15.51'de yine 10 katına çıkacağından 3000 çarpı 10 çarpı 10 olarak, son olarak yine 10 dakika sonra 16.01 olacağı için 3000'i bir defa daha 10 ile çarpmamız gerekir. Son durumda 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 olduğundan 10 üzeri 6 olarak yazabiliriz. 10. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 11. soruyla devam edelim. Çiftçi Ahmet'in her biri bölümü dikdörtgen şeklinde olan tarlasının planı yukarıda verilmiştir. Çiftçi Ahmet tarlasının her bölümüne farklı bir sebze ekmiştir. Bu tarlanın her bölümünün alanı şeklin üzerinde verilmiştir ve alanı verilen her bir bölümün kenar uzunlukları asal sayıdır. Buna göre kale uzunluğu kaç metredir? Kale uzunluğumuz burasıdır. Buranın kaç metre olduğunu bulmak için tek bir kritere dikkat etmemiz gerekiyor. Kenar uzunlukları asal sayı olacaktır. 22, 33 ve 55'i dikkate aldığımızda ortak olan kenarın, yani bu uzunluğun 11 olması gerektiğini söyleyebiliriz. 11 ile bir sayıyı çarptığımızda 22 olması gerektiğinden bu uzunluğun 2, 33 olması gerektiğinde 11 çarpı 3, 33 olacağı için bu kenarın 3, 11 çarpı 5, 55 olacağından bu kenarın da 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. 143 sayısı da 11 çarpı 13 olacağından burada bu bölümün 13 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Son olarak alanı 65 olan dikdörtgenin kenarları da asal olması gerektiğinden 65'i 5 çarpı 13 olarak yazabileceğimiz için kısa kenarını 5, uzun kenarını, yani sarıyla çizdiğim bu kenarın da 13 olması gerektiğini söyleyebilirim. 13 olması gereken bu kenarda 5, 3 ve 2 zaten yer almakta. Bu toplamın 5 artı 3 artı 2'den 10 olduğundan son olarak bu bölüme 3 metre kalacaktır. Pembe ile gösterdiğim bölüm bu 3 ile KL'nin toplamından oluştuğu için 3 ile 10'u topladığımda 13 olması gerekmektedir. Dolayısıyla KL uzunluğunun 10 olduğunu bulmuş oluruz. 11. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 12. soruyla devam edelim. 12. soruyu incelediğimizde bize verilen sayının sayı değerlerinin küplerini alıp topladığımızda yine aynı sayıyı elde etmekteyiz. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisini bu gösterim biçimiyle yazabiliriz diye sormuş. 12. sorunun seçenekleri tek tek inceleyeceğiz. A seçeneğini incelediğimizde 1 üzeri 3 artı 8 üzeri 3 artı 0 üzeri 3'ün toplamına baktığımızda 8 üzeri 3'ün değerinin 180'den büyük çıkacağı için bu toplam 180'i vermeyeceğinden A seçeneğinin olmayacağını söyleyebiliriz. 163 için 1 üzeri 3, 6 üzeri 3 artı 3 üzeri 3'ün
163 çıkması gerekmektedir. Ama 6 üzeri 3'ün 216 olmasından dolayı yine bu toplamın 163 olmayacağını söyleyebiliriz. 345 sayısı için 3 üzeri 3, 4 üzeri 3, 5 üzeri 3'ün 345 olması gerekmektedir. 3 üzeri 3 27, 4 üzeri 3 64, 5 üzeri 3 125'tir. Bu sayıları topladığımızda da 345'ten küçük kalır. Yine 345 olmadığı için doğru cevap olmayacağını söyleyebiliriz. Son olarak D seçeneğini incelediğimizde 4 üzeri 3, 0 üzeri 3 ve 7 üzeri 3'ün 407 olması gerektiğinden 4 üzeri 3 64, 0 üzeri 3 0, 7 üzeri 3 343'tür. 343 ile 64'ü topladığımızda 407 olacağından küplerini alıp topladığımızda yine sayının kendisini elde ettiğimiz için bilgiyi sağladığından 12. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 13. soruyla devam edelim. Yukarıdaki kibrit çöpünün uzunluğu 0 tam %7 metredir. Yani 7 bölü 100'dür. Bu kibrit çöplerinden uçuca 255 tanesi şekildeki gibi yapıştırılarak bir çubuk oluşturuluyor. Buna göre çubuğun uzunluğunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Toplam uzunluğu bulmak için verilen bir uzunlukla 255 tanesini çarpmalıyız. Verilen bir tanesinin uzunluğu 7 bölü 100 olduğuna göre bunu 255 ile çarpacak olursak 7 ile 5'i çarptığımızda 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 5 35, 3 daha 38 elde var 3. 7 kere 2 14, 3 daha 17 yani 1785 bölü 100 buluruz. Bu sayıyı ondalığa çevirdiğimizde 17 tam %85 olarak yazılabilir. Bize bunun bilimsel gösterimini sorduğu için bilimsel gösterimde virgülün bir basamak solda olması gerektiğinden 1 virgül 785 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazılabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 13. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. 14. soruyla devam edelim. 14. soruda yukarıda uzunluğu 650 cm ve 700 cm arasında olan yürüyüş platformu AB doğru parçası şeklinde modellenmiştir. Bu yürüyüş platformunda adım uzunlukları 42 ve 48 cm olan iki kişi yürüyüş platformundan dışarı adım atmadan ve adımları köşe noktalarına çakışık olacak şekilde yürüyebiliyorlar. Buna göre aşağıdaki adım uzunlukları verilen kişilerden hangisi yeteri kadar adım atarsa platformda yürüdüğünde platformu tam adımla bitirebilir. Platformun uzunluğu 650 ve 700 cm arasında olduğundan ve bu iki kişi de platformu tam adımlarla tamamladığından 42 ile 48'in ekokunu bulacak olursak 2'ye böldüğümüzde 21'e 24, yine 2'ye böldüğümüzde 21'e 12, 2'ye böldüğümüzde 21'e 6, 2'ye böldüğümüzde 21'e 3, 3'e böldüğümüzde 7'ye 1 ve son olarak 7'ye böldüğümüzde 1 bulunur. Verilen sayıları çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 3 48, 48 çarpı 7 336 olarak ekoku bulmuş oluruz. Fakat bize verilen yolun 350 ve 700 arasında olduğuna göre 336 bu ifadelerin arasında olmadığından ekok ortak katların en küçüğü olduğundan ekokun katını alarak verilen ifadeyi bu değerler arasına getirmeliyiz. 336'nın iki katını aldığımızda 672 bu değerler arasındadır. Dolayısıyla bu platformun uzunluğu 672 santim olmalıdır. Bize 672 santim uzunluğundaki platformun seçeneklerde verilen hangi adımlarla tam olarak bitirilebileceği sorduğuna göre 672'yi 56'ya, 36'ya, 27'ye ve son olarak 18'e bölmeliyiz. Bu işlemleri yaptığımızda 672'yi 56'ya böldüğümüzde 12 çıkacaktır. Tam bölünebildiği için bu yolu tam adımlarla bitirmiş olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Diğer seçenekleri kontrol ettiğimizde tam olarak bölünmediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. 15. soruyla devam edelim. 15. soruda yukarıda birbirlerine uçuca yapıştırılabilen farklı uzunluktaki ABC kağıt şeritleri verilmiştir. Kağıt şeritlerin uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. B şeridinin uzunluğu 0.96 metre, A ile B, C ile A şeritleri arasındaki uzunluk farkları sırasıyla 0.7 metre ve 0 tam 1455 metredir. Buna göre bu 3 şerit uçuca eklenip yapıştırıldığında oluşan yeni şeridin toplam uzunluğunun metre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
Şekli kontrol ettiğimizde boyutu en kısa olanın B, daha sonra A ve en uzun olanın C olduğunu söyleyebiliriz. B'nin 0 tam %96 olduğu verilmişti. A ile B arasında 0 tam 10'da 7 metre fark olduğuna göre A'yı bulmak için 0 tam %96'ya 10'da 7'yi eklememiz gerekir. Bu bize A'nın uzunluğunu verecektir. A'nın uzunluğunu 1 tam %66 bulmuş olduk. A ile C arasındaki farkın da 0 tam 1455 olduğu söylendiğine göre A'nın değerine 0 tam 1455 ekleyecek olursak C'nin uzunluğunu bulmuş olacağız. Buradan C'nin değerini de 2 tam 1115 buluruz. Bize toplam uzunluğu sorduğu için B'nin, A'nın ve C'nin değerlerini toplamamız gerekmektedir. Bu değerleri toplamak için alt alta yazalım. A'nın değeri 1,166, B'nin değeri 0 tam %96, C'nin değeri ise 2 tam 1115 olduğundan bu üç değeri toplarsak eğer 5, 12, 13'ün 3'ü elde var 1, 7, 8, 17'nin 7'si elde var 1, 4 tam 1735 bulunur. Seçenekleri kontrol ettiğimizde çözümlemesi verilen ifadelerden bu ondalık değeri sağlayan seçenek D seçeneğidir. O halde 15. sorunun doğru cevabı D'dir. 16. soruyla devam edelim. Yukarıda her bir bölümün dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçiminde tarlanın bazı bölümlerinin alanları şeklin üzerinde verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre aralarında verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Burada arkadaşlar 26 ve 65'in ebobunu alacak olursak ortak olan kenarın 13. O halde 26 olabilmesi için bu uzunluğun 2, 65 olabilmesi için de bu uzunluğun 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. 35 ve 21'in ebobunu aldığımızda 7 olması gerektiğinden ortak olan bu kenarın 7, 35 olması için 7 çarpı 5 35, 7 çarpı 3 de 21 olacağından 21 olması için de bu kenarın 3 olması gerekmektedir. Alanın en az olması için 36 metrekare olan bu bölümü incelediğimizde kenarlarını birbirine yakın seçmeliyiz. 36 sayısını elde edebileceğimiz sayıları düşündüğümüzde 36'nın çarpanlarını inceleyebiliriz. 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6 olarak 36'nın çarpanlarını bulmuş oluruz. Burada 3'te 5'in toplamının 8 olması gerektiğinden 36'nın uzun kenarının 8'den büyük olması gerekir. Ve yine aynı şekilde 2 ile 5'in toplamı 7 olduğundan 7'den de büyük olması gerekir. 7 ve 8'den büyük olan sayıları düşündüğümüzde bu kenar için 4'e 9'u alabiliriz. 6 ile 6'yı alamayız. 3'e 12'yi, 2'ye 18'i de alabiliriz. Fakat en az olması gerektiği için 4'e 9 aldığımızda alan daha küçük olacaktır. O halde bu uzunluğumuz 4 ise mavi ile gösterdiğim bu uzunluğun tamamı 9 olmalıdır. 3 ile 5'in toplamı 8 olduğundan bu bölüme 1 kalır. Aynı şekilde uzun kenar 9 olması gerektiğinden yine mavi ile çizdiğim kısım 9 olmalıdır. 2 burası, 5 de burası olduğuna göre 7, bu bölüme 2 kalır. Son olarak alanlarını bulacak olursam 13 ile 2'nin çarpımından verilmeyen alan 26, 7 ile 1'in çarpımından buradaki verilmeyen alan da 7'dir. 7 ile 26'nın toplamından toplam verilmeyen alan 33 bulunur. Dolayısıyla 16. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Soruyla devam edelim. 17. soruda başlangıçtaki uzunlukları eşit olan farklı cinsteki iki kibritten biri 24 saniyede, diğeri 30 saniyede tamamen yanıp tükenmektedir. Bu kibritlerin aynı anda yakıldıktan 2 saniye sonra kalan kısımlarının, yani yanmayan kısımlarının uzunlukları birer tam sayıya eşit olmuştur. Buna göre kibritlerin başlangıçtaki uzunluğunu milimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olduğunu bulalım. Şimdi burada arkadaşlar kibritlerin başlangıçta uzunlukları eşit olduğuna göre bunlardan biri 24 saniyede, diğeri 30 saniyede yandığına göre kibritlerin uzunluğu 24 ve 30'un ortak katı olmalıdır. En küçük ortak katlarını alacak olursak 24 ve 30'un 120 olduğunu söyleyebiliriz. O halde başlangıçta verilen kibritin bir tanesinin boyuna 120'nin katı diyebiliriz.
Diğeri de eşit olduğuna göre 120'nin katı olacaktır. 24 saniyede 120 katının tamamını yaktığına göre bize 2 saniye sonra kalan kısmını sorduğundan 2 saniyede ne kadar yandığını oranlayarak bulabiliriz. 24 saniyede 120 yanıyorsa eğer 12'de 1'in olan 2 saniye geçtiğinde 120'nin 12'de 1'i olan 10K kadar yanacaktır. Dolayısıyla 10K kadar yandığında geriye yanmayan alan, yanmayan uzunluk 110K kalacaktır. Aynı işlemi diğer kibrit çöpü içinde yapacak olursak 30 saniyede 120K yanacağına göre 2 saniyede 15'te 1'i, yani 120'nin 15'te 1'i 8K kadar yanacaktır. Yanan kısım 8K olduğuna göre yanmayan kısım 112K kalacaktır. Soruda bize verildiği gibi yanmayan kısımlar tam sayıdır. K1 olduğunda yanmayan kısım burada 110, burada da 112 olacaktır. Dolayısıyla kibritlerin baştaki uzunluğunu, başlangıçtaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir dediği için kibritlerin başlangıçtaki uzunluğu 120 ile 120'nin toplamından 240 olabilir. Dolayısıyla 17. sorunun doğru cevabı A'dır. ...18. soruyla devam edelim. Laboratuvarda deney yapan Suzan Hanım bir virüs için geliştirdiği ilacı gözlemlemektedir. A mikroskobuyla 3 üzeri 12 adet, B mikroskobuyla 3 üzeri 18 adet virüs gözlemlemektedir. Laboratuvarda bulunan A ve B mikroskoplarıyla sırasıyla 3 üzeri 12 adet ve 3 üzeri 18 adet olan virüs hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. A mikroskobunda incelenen virüslerin sayısı 2 saatte 1 1 bölü 3'üne düşmektedir. B mikroskobunda incelenen virüslerin sayısı 2 saatte 1, 1 bölü 7'sine düşmektedir. 1 bölü 3, 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 27 ise 3 üzeri eksi 3 demektir. Buna göre mikroskoplardaki virüs sayısı en az kaç saatte eşitlenir? Başlangıçta 3 üzeri 12 ve 3 üzeri 18'di. A mikroskobu 3 üzeri 12, B mikroskobu da 3 üzeri 18'dir. A mikroskobu 2 saatte 3 üzeri eksi 1 düştüğüne göre 3 üzeri 12 ile 3 üzeri eksi 1'i çarparsak 2 saat sonunda kaça düştüğünü bulabiliriz. Yani 3 üzeri 11'i. Aynı şekilde B mikroskobu içinde 3 üzeri 18 ile 3 üzeri eksi 3'ü çarparsak B mikroskobunun da 3 üzeri 15'e düştüğünü söyleyebiliriz. Dikkat edecek olursak 2 saat sonra A'nın kuvveti 1 azaldı, B'nin kuvveti ise 3 azalmıştır. O halde yine 2 saat geçtiğinde A'nın kuvveti 1 azalacağından 3 üzeri 10'a, B'nin kuvveti 3 birim azalacağından 3 üzeri 12'ye düşecektir. Yine son olarak 2 saat geçtiğinde A'nın kuvveti 1 birim düştüğünde 3 üzeri 9'a, B'nin kuvveti 3 birim düştüğünde 3 üzeri 9'a düşecektir. Ve A ile B mikroskoplarında görülen virüslerin sayısı eşitlenecektir. Dolayısıyla bu işlem için 2 artı 2 artı 2'den toplamda 6 saat geçmelidir. Sorunun cevabı C seçeneğidir. 19. soruyla devam edelim. Kaan yeni başladığı bilgisayar programlama kursunda biner kodunu öğrenmeye başlamıştır. Kaan bu kursta bilgisayarların verileri ifade etmek için biner kodlarını kullandığını öğrenmiştir. Örneğin 53 sayısının biner kodu şeklindedir. Buna göre aşağıdaki model ve sayı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Verilen biner kodunu incelediğimizde buradaki 1'i 2 üzeri 0 ile, 0'ı 2 üzeri 1 ile, yine 1'i 2 üzeri 2 ile, 0'ı 2 üzeri 3 ile, 1'i 2 üzeri 4 ile, son olarak 1'i 2 üzeri 5 ile çarpmıştır. O halde soldan sağa doğru 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2'nin kuvvetlerini arttıracak şekilde verilen sayıları çarpacağız. Bize verilen seçenekleri incelediğimizde A seçeneğinde sivri olan kısma 1, oval olan kısma 0, 1, 0, 0, 1 şeklinde yazabiliriz. Yukarıda verdiği şekilde bu sayıları çözümleyecek olursak 1'i
2 üzeri 0 ile 0'ı 2 üzeri 1 ile 1'i 2 üzeri 2 ile 0'ı 2 üzeri 3 ile yine 0'ı 2 üzeri 4 ile son olarak 1'i 2 üzeri 5 ile çarpmalıyız. Yukarıdaki bilgiye göre bu sonucu çıkarmıştık. Bu çarpma işleminin sonucunu bulacak olursak buranın 1, buranın 0, buranın 4, buranın 0 ve son olarak bu bölümün 32 olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerleri topladığımızda sonucun 37 olması gerektiği bulunur. Halbuki 56 olması gerektiğinden A seçeneği yanlıştır. Bize yanlış olan seçenek sorulduğu için bu sorunun doğru cevabını A seçeneği işaretleyebiliriz. 20. soruyla devam edelim. Bir ineğin günde 1 litre süt verebilmesi için yaklaşık olarak 100 kilogram yem tüketmesi gerekmektedir. Aynı özelliklere sahip 10 ineğin 400 günde her gün 1 litre süt verebilmesi için yaklaşık olarak kaç kilogram yem tüketmesi gerektiğinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir inek bir günde 1 litre süt için 100 kilogram yem yediği verilmiştir. 10 inek için bunu 10 ile çarpmalıyız. 400 günde dediği için 400 ile de çarpmalıyız. Dolayısıyla 400 günde 1 litre süt için ne kadar yem vermiş olduğunu bulmuş oluruz. Verilen bu ifadeyi düzenleyecek olursak 4 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 şeklinde yazabiliriz. 4 çarpı 10 üzeri 5 bilimsel gösterim olduğu için 20. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, simya denemesinin matematik sorularının çözümlerini bitirdik. Çözümleri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir başka deneme çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.